Hastane bir defa oturarak ölçülmesi lazım. Gel canım. Şöyle oturun lütfen. Bu ne oturarak şıklık. Ölçülmesi lazım. Bu ne şıklık. Efendim. Mutlaka hangi kolunu çok kullanıyorsun oradan ölçmek lazım. Ha, hangi kolunu? Demek ki sağ kolunu kullanıyorsun. Şöyle iyice açalım. Evet, o kadar yeter bana. Hı hı. Şöyle açıyoruz. Hocam bir yere dayaması gerekiyor ben mu? Söyleyeceğim. Tamam. Hepsini söyleyeceğim. Şöyle kulaklığınızı alıyorsunuz. Eğer bu modern aletler varsa buna gerek yok. Sadece bunu yapmak yeterli oluyor. Şöyle 1-2-3'e bölersek dış kısmına şöyle koyuyoruz. Konuşmaması gerekiyor değil kolun, mi hocam? Kolun kalp seviyesinde olması lazım. Ya böyle olmayacak. Heh. Böyle olmayacak. Heh. Kalp seviyesinde olacak. Şöyle ben, bana dayasa olur mu? Ben tutuyorum. Tamam. Ben tutuyorum. Sonuna kadar şişireceğiz. Ve yavaş yavaş bırakacağız. Çok yüksek tansiyonunuz. 15. Ben çok iyiyim. Ama yavaş yavaş yükselişi fark etmeniz herhalde. Yine tansiyonu mutlaka bir kontrol ettirin. Tamam. Eğer sonra bak tansiyonu kontrol ettirin. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Sadece bunu koyuyorsunuz, düğmesine basıyorsunuz. O size hem büyük hem küçük tansiyonunuzu nabızla beraber veriyor. Peki hocam tansiyon ölçülürken konuşmak doğru mudur? Çok teşekkür ederiz. Konuşma önemli değil. Oturacak ve kol seviyesi. Kol kalp seviyesinde olacak. Şimdi mesela benim tansiyonum çok düşüktür. Bunların böyle bir şeyi var mı avantajı? Yüksek tansiyon, düşük tansiyon. Bir de nasıl yüksek tansiyonu düşüreceğiz onunla da ilgili konuşalım. Nabız ne kadar düşükse tansiyon ne kadar düşükse o kadar iyi. Ha öyle mi? Tabii. Bakın filin nabzı 20-30. Kaplumbağanın nabzı 20-30. Farenin nabzı 300. Fare 2,5-3 yıl yaşıyor. Fil kaplumbağa 100 yıl yaşıyor. Nabız ne kadar düşükse o kadar çok yaşıyoruz. Tansiyon da aynı şekilde. Tansiyon şöyle tarif edeyim. Bak bu bizim aort damarımız. Şöyle. Evet. Bu böyle bütün vücudumuza yayılıyor. Evet. Bir bisiklet lastiği düşünün. İçinde hava var. Evet. Bu hava basıncı yüksek olursa bisiklet lastiğini zorla zayıf olan yerden de yırtılır. Evet. Bunun içinde kan var, su var. Evet. Bir basıncı var. Evet. Bu basınç yüksekse şişirir. Aort damarınızı genişlettiği gibi koroner damarlarımız da zorlar. Bisiklette ne yaparız? Havası boşaltacağız, kapatlamasın. Burada hava boşaltacak halimiz yok. Tansiyonu düşürmemiz lazım. Şöyle, klasik standart tansiyon ilacı başlıyoruz hastalarımıza. Evet. Fakat insanların sabahki haliyle akşamki hali aynı değil. Evet. Pazartesi günü ile cuma günümüz aynı değil. Bir standart ilaç tedavisi veriyoruz. Hele ilk başladığımız dönemde çok sıkıntılı oluyor. Bir çıkıyor, bir iniyor, bir çıkıyor, iniyor. Yüksek verirseniz olmuyor. Bir klasik doz veriyoruz. Bir dil altı ilacımız var. İsmini söylemeyeyim. Tabii. Tüm tansiyon hastaları biliyor. Tabii. Diyorum ki hastam hep 4 tanesini kesin cebinizde olsun. Her zaman o bir kere evet. Yanınızda olsun. Tansiyonunuzu ölçebiliyorsanız 14 üzerindeyse bir tane çiğneyin. Eğer düşmezse yarım saat sonra bir daha ölçün. 3 defa üst üste yarım saat arayla onu çiğneyebilirsiniz. Tabii 20-22 olan hastalarımız var. Eğer düşmezse 3 deneyimden sonra hastaneye mutlaka gelin diyorum. Ama diyelim sokaktasınız, programdayız. Bir baş ağrısı, bir gerginlik, o bir nasıl sıkıntı. Oluyor hocam? Nereden geliyor genelde boyun, onu? Bunu çok iyi bilir hastalar. Başı ağrımaya başlar, buraları zonklamaya başlar, boyun ağrısı olmaya başlar. Anlayın ki tansiyonunuz yükselir. O ilaçtan bir tane emniyetli olarak çiğneyebilirsiniz. Çünkü 4-5 düşürme, 1-1,5-2 düşürür zaten. Ve ilk fırsatta tansiyonunuzu ölçtürürsünüz. Yapmamız gereken bu. İlaçla oynamak çok zor ama 2 sene sonra o tansiyon genellikle bir rakama oturur. Kardiyoloğunla işi kolaylaşır. Hastanın da işi kolaylaşır. Hemen Özlem'in bir sorusu var. Hayır, hayır. Dedim ya, bunun içinde basınç var. Evet. Zorluyor. Burnunda küçük bir lezyon varsa normalde kanamayacak bir burun kanar. Bu da yüksek tansiyon işaretlerinden birisidir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Hocam, şimdi bir de çok önemli bir konu var, kolesterol. Kolesterolü biraz konuşalım mı? Tabii ki. Kolesterol bir yapı taşımız. Esansiyel elemanımız. Kolesterolsüz hayat yok. Kalple ne bağlantısı şimdi ben bundan söylüyorum ama herkes diyecek Allah Allah bir gün önce ne söylüyorum. Bak şeker. Şekersiz hayat yok. Herkesin şekeri var. Bir alt sınırı var, bir üst sınırı var. Eğer şekeriniz 110 üstüne çıkarsa şeker hastasınız. 60 altına düşerse hipoglisemiksiniz. Şekeriniz 300'e çıkarsa, 500'e çıkarsa şeker komasına girersiniz. Şekeri sıfırlarsanız ölürsünüz. 60 altına düşerse beyniniz beslenme ölürsünüz. Demek ki şeker çok önemli madde ama aslında üst sınırı var. Demek ki bir denge var evet. Hocam. Kolesterol. Kolesterol çok ciddi bir yapı taşımız. Hormonlarımız,
sinir iletlerimiz, büyümemiz, yaralarımızın iyileşmesi, her şeyi kolesterol borçluyuz. Ama şeker gibi. Bir alt sınırı var, bir üst sınırı var. Bu konuda çok spekülasyon yapan arkadaşlarımız var. Doğru değil. Hotamışgil çok önemli bir genetik profesörümüz. Onun son çalışmalarında da kolesterol için aynı benim tarifimi yapıyor. Alt sınırı var, üst sınırı var şeklinde. Eğer kolesterolünüz yüksekse kolesterol komasına girmezsiniz. Şeker komasına girersiniz. Ama 10 sene sonra görürsünüz ki koroner damarlarınız mikron mikron daralacaktır. Eğer bir hasta diyabetikse, stent takıldıysa veya bypass ameliyatı olursa ömür boyu kolesterol ilacı kullanması lazım. Şöyle, bu ilaçlar rakamları düşürüyor. Ama bizim hedefimiz o değil. Bizim hedefimiz damar sertliğini önlemek. Koroner hastalık bir enflamatuar hastalıktır. Bir yangıdır. Bu ilaçların bir etkisi var. Anti-enflamatuardır. Yani damar sertliğini yavaşlatırlar, önlerler. Koroner hastaları, anevrizma hastaları ömür boyu rakamlara bakmaksızın kolesterol ilacı kullanmalılar. Amerikan Kardiyoloji Derneği diyor ki statinler, bu genel isim, statinler yani kolesterol düşürücü ilaçlar bizim vazgeçilmezimizdir diyor. Dolayısıyla bu konuda spekülasyon yapmaya gerek yok. Bir meslektaşımız, iki meslektaşımız bunu söylüyor diye sakın ilaçlarınızı bırakmayın. Çünkü birçok hasta bıraktı. Tavan yaptı kolesterolleri. Doğru, ben almıyorum, siz de almayın. Böyle bir bilim yok. Peki hocam bir şey soracağım. Bu çok soruluyor. Ve çok çevremde de konuşmasını duyuyorum. Bypass ameliyatı olan kişilerin yakınları hep şöyle derler. Karakteri değişti, huyu değişti. Böyle bir şey var mıdır? Peki. Tersinden gidelim. Vardır diyorlar hocam hemen. Hayır. Bakın. Ya. Bir genç bayan düşünün. 20-30 yaşlarında, 20-30 arası. Hamile. Bütün ailenin ilgi odağı. Herkes sevgiye sempati gösteriyor. Doğum yapıyor. Bir ikramiye var. 9 aydır beklenen bir olay. Bir bebek ortada. Huysuz. Herkese posta atan, uykuları kötü bir kadın çıkıyor ortaya. Doğru. Diyorlar ki lohusalık psikozu. Bütün aile onu kucaklıyor. Ağlıyor. Bebeğini elletmiyor. Her türlü huysuzluğu yapıyor. Doğru. Bütün aile aman lohusalık psikozu. Öpüyorlar, okşuyorlar. Bir beyefendi şimdi 40 yaşlarında, 45 yaşlarında bizim hastanenin önünden geçerken bir doktor bir yere uğrayayım diyor. Gel sana bir efor testi yapayım diyorum. Anjiyo yapayım, ateşli ameliyat ediyorum. Bir hafta sonra taburcu oluyor. Buyurun. Şimdi bu hastanın ne oldu bana? İyileştim mi? Tekrar bypass olabilir miyim? Eşimle olan ilişkilerim devam edecek mi? Mesleğim yükselebilecek mi? Endişesi olmasın mı? Olsun. Onun için bu bir travma sonrası sendromdur. Psikiyatride yeri var. Depremden sonra, yangından sonra, bir ailede kayıptan sonra da aynısını görüyoruz. Travma sonrası sendrom diyoruz. Geçicidir. Lütfen birkaç ay nazıyla oynayın. O lohusa kadın gibi. Bilin ki bu düzelecek. Yanaklarından öpün. Kaprislerini yerine getirin. Mutlaka düzelecektir. Kişilik değişikliği diye bir şey söz konusu değil. Tabii. Yani o önceki korkusu, ameliyata girmeden önceki, ameliyattan çıktıktan sonraki, daha sonra ne olacağım korkusu. Eğer hazırlıklıysa zaten daha iyi. Daha iyi tolere. Entelektüel seviyesi yüksek olan insanlar daha iyi tolere ediyor. Ama bir minibüs şoförünü düşünün. Ya. Ne oldu şimdi? Beni tekrar eşe alacaklar mı? Ya. Devam edebilecek miyim? Doğru. Çalışabilecek miyim? Mesleğimi yükselebilecek miyim gibi endişeler. Doğru. Buna travma sonra sendrom diyoruz. Geçicidir. Lütfen aileler bunu kucaklasınlar. Öyle olsa kadın gibi, lohusa psikozu gibi davransınlar. Şimdi bir de başka bir şey var. Bu doğru mudur? Yani ah bende öyle bir şey yok da acaba kalbime zararlı mı diye düşünüyorum. Şu aşk meselesine gelelim. Aşk kalbe iyi midir? Öyle bir şey okudum hocam. Böyle bir şey var mı? Aşka gelelim. Aşk çok önemli. Deminki o beyefendi paternine bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tabii bir hasta grubu var ki bunu suistimal ediyorlar. Ben bypass oldum. Ben zaten 10 yıl yaşayacağım. Benim nazımla oynayın. Suistimali. O her dediğimi yapın. Onu. Veya kendine bir program çiziyor. Geçmişte yapamadığı her şeyi o programa koyuyor. Ve aileyi eziyet ediyor. Bunları da affetmeyin. Bunu da kanmıyoruz. Bunu da affetmeyin yani, evet. Ona göre. O işin onu psikiyatriye göndermek ama lazım. Ama şimdi yine aşka gelelim. Aşka gelelim. Aşk vazgeçilmezimiz. Değil mi? Aşık olduğunuz zaman fenilethylamin diye bir madde beyinde salgılanıyor. Endorfininiz yükseliyor. Ay çok hormonu. Uzun zamandır vallahi hiç hatırlamıyorum nasıldı. Öyle mi oluyor hocam? Endorfin yükseliyor. Peki. Şimdi siz sevgilinizi gördüğünüz zaman karnınız mı guruldar, kalbiniz mi çarpar? Kalbiniz çarpar. Kalbimiz çarpar. Kalbiniz çarpar. Öyleydi galiba. Dolayısıyla kalp direkt aşkla eşdeğer. Kalp tabii bir adele yumağı aslında. İçine sevgi koyarsanız yürek olur. Çok güzel söylediniz hocam. Ya adele yumağı içine sevgi koyarsan yürek olur. Zaten kalpsizle yüreksiz aynı şey değildir. Ya doğru. Doğru.
Doğru. Onun için aşk kalp için çok yararlı. Tabii şöyle. İyi bir iş, iyi bir eş kalp sağlığı için vazgeçilmez. Yani o zaman hayatımızda her zaman huzur, denge, sırasında işte ne bileyim o yogalar, meditasyonlar. Hocam siz de ilgileniyordunuz yoga şöyle. Yoganın bize faydası şu. Yaklaşık 15 yıldır benim çalıştığım hastanemde haftada 2 gün ücretsiz bir sosyal sorumluluk projesi olarak kalp yogası yapıyoruz. Evet. Yoga tabii bir takım akrobatik hareketler içeriyor ama biz onu filtre ettik ve Türkiye'de çok yaygınlaşması sağladık. Sevgili Doktor Neslihan Eskiz'in sayesinde özel sertifikalar da aldı kendisi. Nabzı yavaşlatıyoruz. Öfke kontrolü üretiyoruz. İnsanların atipik kişiliklerini yavaşlatıyoruz. Bunlar çok önemli. Bir insan düşünün, yürüyen merdiven ikişer ikişer çıkıyor. Hemen kavga ediyor. Uykuları sınırlı. Bir araba kullanıyor, cam açık, el kol dışarıda. Bu insanlar kalp hastası olacak. Çünkü adrenalin de şarjı. Kaçınılmaz yani bir şekilde. Kendisi davet ediyor. Yoga terapisinden sonra çıkarken böyle kapılara çarpan insanlar görüyorum ben. Sağolun ben nereye geldim, ne oldum ben diyor. Aileler söylüyor. Arabayı kullanırken camı kapatıyor. Televizyonda mahsus ederken bağırma çağırma yok. Son derece sakin insanlar oluyorlar. Onun için atipik kişilikler, o ani karar veren kavgasız kişiler mutlaka çok erken kalp hastası olacak. Onların kalp yaşı hep önde olacak. Biz çarpıntısı olan nabzı birazcık hastalara beta blokerler veriyoruz. Bu ilaç ismi değil. Nabzı yavaşlatıyoruz. Oysa iyi etmiyor. Ama yogayla da bunu yapıyoruz. Ama yoga da aynı yoga şeyi yapıyor. Yoga nabzı yavaşlatıyor. Demek ne ki onun ciddi var. Bir tedavisi tabii, var. O zaman onu ciddi da yapalım. İlacı da alabiliriz ama yerine göre yani. Tamam, ama tıbbın en önemlisi müzik tedavisi. Müzik terapi. Biz yoğun bakımlı hastalarımıza müzik terapi yapıyoruz. Şöyle. Evet. Yoğun bakımlı yatan bir insan bir gün önce ameliyat oldu. Belki emri vaki oldu, belki beklenen bir ameliyat. Tamam, son derece mutsuz. Ağrısı var. Dışarıda ailesini merak ediyor. Doktor Erol Can, benim çok kıymetli yoğun bakım uzmanı arkadaşım, çok iyi bir müzikolog. Ne üflüyor? Önce hastayla 5 dakika görüşüyor. Entelektüel seviyesi, müzik kültürü, nereden geldiği, Balkan mı, Egeli mi, Doğulu mu, onları öğreniyor. Bu bir iletişim sağlıyor. Ona göre bir müzik çalıyor. Müzik çalıyor, çok gözümüzün güzel. Önünde o gergin, kavgaya hazır olan, ağrı olan insanın kaşlarının gevşediğini, elinin kolunun düştüğünü, uyumaya başladığını görüyoruz. Daha bilimsel olarak monitördeki tansiyonun düştüğünü, nabzının yavaşladığını, oksijenin yükseldiğini görüyoruz. Ve biz sabah akşam 15 dakika bireysel olarak birebir yoğun bakımda müzik terapi yapıyoruz. Peki hocam şeyleri söyleyebilir miyiz? Böyle doğru bilinen yanlışlar şöyle bir söyleyebilir miyiz onları? Bugünlerden doğru bilen yanlış bu sülük, hacamat, kupa gibi şeyler son derece yanlış, son derece tehlikeli şeyler. Maalesef devlet eliyle sertifikasyon verildi bunlara. Merdiven altından kurtarılmak için büyük büyük merkezler açıldı. İnşallah hepsi kapanacak. Sakın ola ki bu tür şeylere kapılmayın. Yanlış bir referans kullanılıyor. Efendim Peygamber Efendimiz'in sünnetinde var deniyor. 1400 sene önceki referans geçerli değil. Deve idrar içmeye kalkanlar var. Aman bunlar tamamlayıcı tıp değil, bunlar soytarılık.